Tüm akıllı futbol severlere merhaba. Futbol taktiklerinin anlatıldığı oynama serimizde bugün İtalyanların denilen ama aslında İspanyol, Arjantinli ve Fransız ortaya karışık bir teknik direktörün yaydığı Catenaccio'yu anlatacağım sizlere. Videomuz başlıyor. Catenaccio, kelime anlamı olarak İtalyanca'da kapı kilidi demektir. Hatta bu yüzden İngilizler bu taktiğe the chain, yani zincir de demektedir. Catenaccio uygulayan takımların ilk amaçları düzenli ve etkili bir savunmayla rakip ataklarını etkisiz hale getirip rakibe gol şansı vermemektir. Gelin her zaman olduğu gibi taktiği iyice anlamamız için öncelikle bu taktiğin tarihçesini inceleyelim. Catenaccio'nun tarihi. Catenaccio için genellikle 1960'ların Inter'i ile ortaya çıktı dense de çoğu taktikte olduğu gibi Catenaccio'nun da ataları var diyebiliriz. Hatta tıpkı Catenaccio gibi kilit anlamına gelen bir Fransızca kelimeyle Veru kelimesiyle anılıyordu ataları. Bu sistem Avusturyalı Karl Rappan tarafından icat edilmişti. 1930'larda ve 40'larda İsviçre'yi çalıştıran teknik adam Verrier, yani İngilizce'de sweeper denen libero kavramını kullandı. Bu mevki, kaleci ile savunma arasındaki son adam görevini görüyordu, yani rakibi kilitliyordu. Rappan, bu sistemi ilk olarak 1932'de Servet takımının başında 4 savunmacısını sıkı bir adam adamı markajla görevlendirerek kullandı. Bunların önüne de kanatlara topu dağıtmak için bir top dağıtıcı koydu. Rappan'dan önce genellikle 2-3-5 gibi bir sistem kullanılıyordu ki savunmaya 2 bek ekleyerek kalabalıklaştırmış oldu. Daha sonra Nereo Rocco isimli İtalyan bir teknik adam kullandığı taktiklerle İtalya'yı Catenaccio ile tanıştırdı. 1947 yılında Triestina takımıyla 1-3-3-3 şeklinde takımı dizerek defansif bir oyunla Serie A'yı sürpriz bir şekilde Milan ve Juventus'la aynı puanda ikinci bitirerek Catenaccio'nun gücünü göstermiş oldu. Catenaccio için 1-3-3-3 dışında 1-4-4-1 ve 1-4-3-2 de o dönem kullanılan farklı dizilişlerdi. 1960 ve 70'lerde Rocco, Milan ile Avrupa'da ve İtalya'da birçok başarıya imza attı ancak Catenaccio'nun babası olarak bir isim öne sürecek olursak o isim Inter'in büyücüsü Elenio Herrera'dır. Herrera, İspanya'da daha çok atak futbolunu benimsemiş olmasına rağmen Inter'e geldikten sonra bir süre beklediği başarıyı yakalayamayınca farklı bir taktiğe geçmeyi düşünmüştü. Catenaccio teriminin çıkışı Herrera ile oldu. Taktiğine ileride değineceğim ama o dönem neler yaşandığından bahsedeyim kısaca. Herrera'lı Inter, 2 Şampiyon Kulüpler Kupası, 3 Serie A, 2 de kıtalar arası kupa şampiyonu yaşadı. Hatta o dönemki Inter takımına Grande Inter, yani Büyük Inter deniyordu. 1964 ve 65'teki Avrupa şampiyonluklarından sonra 67'de tekrar finale çıksalar da Jack Stein'ın Celtic takımı finalde onları total futbolun esintileriyle akışkan bir hücum hattıyla devirmesini bildi. Böylece tıpkı içinde bulunduğumuz tiki-taka gegenpress dönemi gibi bir taktik diğerini devirmeye oynadı ve Catenaccio'nun açıklarını bulan total futbolun çıkışıyla Catenaccio'nun temelindeki adam adama savunma imkansız hale geldi. Çünkü total futbol oynayan takımlarda oyuncular sürekli pozisyon değiştirerek rakibin kafasını karıştırıyordu. Bu yüzden de alan ve adam adama savunmanın karışımı olan savunma taktikleri ortaya çıktı. Inter 1972'de Ajax'a finalde 2-0 kaybedince gazeteler Catenaccio'nun sonunun geldiğini yazdı. Ve hatta sonraki sezon Ajax Süper Kupa'da da Milan'ı 6'lık yapıp yolladı ve İtalyanların Catenaccio devri kapandı. Catenaccio nedir? Catenaccio daha önce de bahsettiğim gibi gol yememeyi ilk planda tutan, rakip hücumlarını etkisiz hale getirmeyi hedefleyen bir sistemdir. Bunu yaparken adam adama sıkı bir savunma oluşturularak rakip oyuncuların ceza sahasına yaklaşması engellenir. Catenaccio'nun futbola getirdiği esas yenilik de libero kavramıdır. 3 defans oyuncusunun arkasında bulunan libero, arkaya atılan topları önlemeye yardımcı olur. Gerektiğinde diğer savunmacılara yardıma giderek rakip forvetleri de etkisiz hale getirir. Bunun yanında hücum olarak da uzun toplarla kontra atak yapmak da Catenaccio'nun futbola getirdiği yeniliklerdendir. Aslında Catenaccio denildiği an insanlarda bir kapalı savunma ve sıkıcı oyun algısı oluşmaktadır. Ancak sadece savunma yönüyle koca bir taktiği ele almak doğru olmaz ki, Catenaccio'nun babası Elenio Herrera da bu konuda bu sistem insanların hatırladığından daha hücum içerikliydi.
Benden sonra kopyalayanlar yanlış kopyaladı. Benim Catenaccio'mun atak kısımlarını kullanmadılar. Pique'yi ön libero olarak kullanıyordum ama aynı zamanda Fakitti'yi de forvetler kadar gol atan bir bek oyuncu haline getirmiştim, dedi. Herrera'nın da dediği gibi defansif güçleriyle bilinseler de hızlı ve ani kontra ataklarla sonuca giden bir takımdı Inter. Dediği gibi beklerin hücuma katkısı bunda önemli bir etkiye sahipti. Herrera Catenaccio'sunda sağ beki sağ stopere çekti ve adam markajına sayıyı arttırdı. Böylece savunma sırasında sağ kanadı kapatmak için sağ kanattaki Ceyer'i geri çekti. Onun tersine sol bekte yer alan Fakitti de hücuma sık sık çıkıyordu. Böylece katı bir savunma olduğu gibi hücum sırasında ilerideki sayı da arttırılıyordu. Herrera'nın öğrencilerine aşıladığı hücum yönü ise 3 vuruşta karşı kaleye gitmek üzerineydi. Orijinal yani Herrera'nın kullandığı Catenaccio artık yaygın olmasa da uzun süre Milan, Juventus gibi İtalyan kulüpleri savunmalarıyla ön plana çıktılar. Hatta sıkı defansif taktiklerin kullanılmasıyla İtalya'da yıllar içinde birçok yırtıcı savunma oyuncusu da adını duyurmaya başardı. Nesta, Baresi, Maldini gibi isimlerin yanında hala Juventus'un asları olan Chiellini ve Bonucci de uzun yıllar en üst seviyede kalmayı başardılar. Ancak bu adamların ortak özellikleri sadece yırtıcı olmaları değil. Bu taktiklerle birlikte yeteneklerini ve oyun zekalarını birleştirerek farkı yaratmayı başardılar. Modern futbolda Catenaccio. Önceki bölümün sonunda bahsettiğim gibi modern futbolda pek yaygın bir taktik değil Catenaccio. Adam adama, savunma ve libero pozisyonu gibi iki karakteristik özelliğini modern futbolda bulmak çok olası değil gerçekten de. Bu yüzden genellikle katı savunma yapıp tamamen kontra atağa dayalı bir plana sahip takımlar için Catenaccio yakıştırması yapılır. İtalya'dan çıktığı için genellikle İtalyan milli takımı veya kulüpleriyle Catenaccio terimi bağdaştırılsa da artık onlarda bile görmek gerçekten güçtür. İtalyanlar genelde 3-5-2 ve 5-3-2 gibi hem hücum hem savunma yapabilen kanat bekleriyle oynayarak daha dengeli takımlar kuruyorlar. Milli takımın eski hocalarından Cesare Maldini ve Giovanni Trapattoni zamanında Catenaccio benzer taktikler kullansalar da başarılı olmamışlardı. Ancak Euro 2000'de Dino Zoff önderliğinde İtalya aşırı defansif bir oyunla final görmeyi başarmıştı. Ancak Fransızlara kaybetmişlerdi. Azeglio Vicini 1988 ve 90 kupalarında da daha defansif bir oyunla İtalya'ya yarı final getirmeyi başardı. Ancak yine alan savunmasının yanında Catenaccio'nun getirdiği adam adama savunmayı da kullanıyordu. Ondan sonra milli takımın başına gelen Arrigo Sacchi tamamen farklı bir defansif anlayışla, önde presle 1994'te final görmenin dışında çok başarısız oldu. Belki de İtalyanların kimyasına henüz uygun değildi pozitif futbol. Catenaccio'nun türevlerinin tekrar başarılı olduğu yıllar ise daha çok tiki-taka öncesi 2000-2010 arası dönemdi. Trapattoni'nin başında olduğu Benfica 2005'te lig şampiyonluğunu Catenaccio ile kendi anlayışıyla güçlendirerek aldı. Alman hoca Otto Hagel çoğu futbol severe göre sinir bozucu bir oyunla Euro 2004'ü Yunanistan'a kazandırdı. Tabii ki inanılması güç bir başarıydı ama o dönem savunma futbolu oynayan takımlar başarıya ulaşabiliyordu ne yazık ki. En son 2006 yılında Dünya Kupası'nda İtalyan hocası Marcello Lippi buna itiraz etse de savunma ağırlıklı bir futbolda İtalya'ya başarıyı getirdi. 2000'de kaybettikleri Fransızlardan da 3 almış oldular. Jose Mourinho da tabii ki savunma futbol denince akla gelen güncel hocalardan biri olarak Catenaccio ile eşleştirilse de onun da oyun anlayışı daha farklı ve genellikle İngilizler onun için park the bus demeyi tercih ediyorlar. Ama otobüsü çekme, kapıyı kilitleme, gördüğünüz gibi konu savunma olunca yakın anlama gelen benzetmeler yapılıyor. Ancak hiçbir zaman 1960'larda Herrera'nın uyguladığı bir Catenaccio olmadı ve muhtemelen de olmayacak hocanın dediği gibi. Çünkü libero mevkisinin ve adam adama savunmanın futbola dönüşü kısa vadede pek mümkün gözükmüyor. Şu anki savunma oyunlarına değinecek olursak da onun panzehrini Guardiola buldu, tiki-taka'yı icat etti, tiki-taka'yı da şimdilik gegenpress deviriyor gibi gözüküyor. Ama tabii ki tarihsel gelişim içinde tıpkı total futbolun Catenaccio'yu yok ettiği gibi benzer şekilde yeni taktiksel yorumlar gelecek ve gidecek. Önemli olan her taktikten en iyi kısımları toplayıp yeni panzehri bulmak olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşlerinizi paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.